Bobet tarafında şu anda 12-12,5 civarında bir FK'ya sahip. Bilanço performansı açısından da aslında fena değil. Belki Akçansa, Çimsa gibi hisselerle kıyasladığımızda Bobet'i açıkçası bir tık pahalı gibi görülebilir bilanço performansıyla alakalı olarak. Ama hisse senedinde çok ciddi işler oluyor, ihaleler alınıyor ve İstanbul'la ilgili çok ciddi bazı görevler düşecek bu şirkete ya da bu şirketin işini yapan benzer şirketlere kentsel dönüşümle ilgili. Hikayesi çok iyi ama dediğim gibi hisse senedinde şu an için büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde yukarı yönlü 45'lere doğru bir yükselişi görebiliriz. Burada hikaye yazabilmemiz için çok daha büyük konuşabilmemiz için şöyle söyleyeyim 43'ün üzerinde fiyat oluşumlarını 43'ün üzerinde fiyatların oturmasını görmemiz gerekiyor. Şu anda piyasa koşullarına baktığımızda mesela bu hisse senedi biraz daha endekse göre benim daha hoşuma gidiyor. Daha yüksek bir yükselme potansiyeli taşıyor. Ama endeksten daha önce al veren hisselerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. 43 fiyat seviyesine kadar şu anda bir yükselişin devam etme ihtimali çok çok yüksek. Özellikle de bugünden sonra. Yani bugün mesela böyle bir kapanış benim için yarın için çok daha heyecan verici bir gün olabilir düşüncesini oluşturuyor. Yani mesela burada da mesela bazı yatırım stratejileri olabilir, traderlar olabilir. Böyle kapanan bir hisseyi, kapanış yapan bir hisse benim için ertesi gün için çok ciddi bir potansiyel kısa vade için en azından taşıyor diyebilirim. Sürpriz bir yükseliş yarına hazırlıklı olunabilir. Ama dediğim gibi 43'ün üzerinde oturması lazım. Öyle bir durumda Hadi bir askı büyük kuruyorum resme diyelim. geçebiliriz.